telefonda görüştü. Ayrıntılara geleceğim ama önce günün diğer başlıklarına bakalım. Askeri mahkeme açığa alınan 3 generale red yanıtı verdi. Hükümeti onayladı. WikiLeaks belgeleri AK Parti masasında, Adalet Bakanı da Amerika'da. Soğuklar Avrupa'da 18 kişiyi öldürdü. Hafta sonu da Türkiye'ye geliyor. Sevgili seyirciler, başlıkların ayrıntılarına birazdan geleceğim. Ama önemli olan şu, İsrail'deki olay. İsrail alev alev, 43 kişi yanarak can verdi. 15 bin kişi tahliye edildi. İsrail uluslararası yardım çağrısı yaptı. En dikkat çeken jest ise Türkiye'den, Başbakan Erdoğan'dan geldi. Dün gece bir dakika bile düşünmeden İsrail'e derhal iki yangın söndürme uçağı gönderme emri verdi. Yangında son durumu Tel Aviv'de bulunan Rafael Sadi'den alacağım ama önce Rafael'i orada bekletiyorum. Önce iki ülke arasındaki buzları eriten yangın diplomasisine bakalım. Büyük bir alanda yangında var. Bizden tabii böyle bir taleple yangın söndürücü uçaklar istemeyince bizler burada gerek insani gerekse İslami olarak böyle bir görevi yerine getirdik. Tarihi noktada da aldığımız terbiye bu. Böyle durumlarda one minute denilemezdi. Bir dakika bile durulmazdı. Başbakan Erdoğan da öyle yaptı. Yangın faciası yaşayan İsrail'in çığlığına kayıtsız kalmadı. İki yangın uçağı birden gönderildi. İsrail'in Hayfa kentindeki Karmel dağları alev alev yanıyor. Bölge boşaltıldı. 15 bin kişi güvenli yerlere taşındı. Boşaltılması gereken yerlerden biri de 600 mahkumun kaldığı bir hapishaneydi. Onların tahliyesi için gönderilen gardiyanları taşıyan otobüs alevlerin arasında kaldı. 43 gardiyan yanarak can verdi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, geniş bir alana yayıldı. İsrail çaresiz kaldı, dünyadan yardım istedi. İsrail'e yardım eli uzatan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Başbakanın talimatıyla iki yangın söndürme uçağı gönderildi. Bu talep geldiği anda hiç tereddüt etmeden İsrail'li yetkililer müsteşar Sayın Sinirlioğlu'na durumu bildirince olay bana aktarıldı. Biz hemen talimatı Çevre Orman Bakanımıza verdik. Ve hazırlıklar yapıldı. Bu sabah da oraya intikal gerçekleşti. Şu anda uçaklarımız orada. 10 personel ve 2 uçak Hayfa'daki askeri üsse indi. 2 Türk uçağını bizzat Netanyahu karşıladı. Uçağa bindi, pilotlara teşekkür etti. Appreciate it very much. All your help. Spoke to Prime Minister Erdogan today. I express the appreciation of the Israeli people, the people of Turkey. So thank you. Thank you very much. O uçaklar sonra söndürme çalışmalarına katıldı. İsrail, Türkiye'nin yardım eline kayıtsız kalmadı. Mavi Marmara krizinden sonra ilk kez Netanyahu telefona sarıldı. Erdoğan'ı aradı, teşekkür etti. Sayın Netanyahu bizi teşekkür için aradılar. Türkiye'nin böyle bir dönemde yaşadıkları bu yangın olayına karşı gösterdiği ilgi sebebiyle bunun geleceğe yönelik ilişkilerde de olumlu bir vesile teşkil etmesi taleplerini de telefonlarında ifade ettiler. Ama Erdoğan Mavi Marmara'yı unutmadı. İsrail'den bir kez daha özür ve tazminat istedi. Bu konuyla o konuları birbirine karıştırmamak ve taleplerimiz zaten bizim belliydi. Yani bu talepler çözülmediği sürece münasebetlerimizin geçmişteki gibi olamayacağını da ifade etmiştik. Bu taleplerimizin bir kısmı yerine geldi.
Ama gelmeyen neydi? Gelmeyen de söyledik. Özür meselesi, bir de tazminat konusu. Yani bunların çözümü gerekirdi. Yani bunun halli geleceğe yönelik olumlu bir sürecin başlamasına tabii ki vesile olabilir. Ama bunun halledildiğini görmemiz şart. Temenni ederim ki bunun halli yolunda adımlar atılmış olur. İki lider arasında bu görüşme yapılırken yangın sürüyordu. Türk uçakları o alevlere su taşıyordu. Daha fazla can kaybı yaşanmasın diye çabalıyordu. Şu anda uçaklarımız orada. Bu son derece önemli olay. Gerçekten son derece önemli olay. Hemen İsrail'e gidelim. Rafael Sadi'ye soralım. Rafael, şu anda son durum ne? Halkın havasını bize anlat ve kontrol altına alınabildi mi yangın? Maalesef ancak az önce Türk Hava Kurumu ekibinden Süleyman Selçuk Bey ile görüştüm. Kendisi pilot ve 8 saattir uçuştaydı. Anladığım kadarıyla umuyorlar ki yarına kadar yangın kontrol altına alınabilecek ve karadan müdahale edilebilecek hale gelecektir. Çok değişik noktalardan yangınlar çıkıyor ve az önce, yaklaşık yarım saat kadar önce İsrail televizyonundaki haberlerde duyduğumuz kadarıyla sabotaj olma ihtimali söz konusu ve ellerinde yanıcı malzemelerle bulunan 3-5 kişi, rakamları da bilmiyoruz tam olarak, yakalandılar ve soruşturma devam edecek tahmin ediyorum. Tabii bu İsrail halkı üzerinde de son derece olumsuz yankıları oluyor. Rafael, ben diğer bir soruya geçmek istiyorum. Mavi Marmara krizinden sonra kanlı bıçaklı oldu. Şimdi Türkiye'den böylesine iki yangın uçağının gelmesi nasıl karşılandı? Orada halk ne diyor? Şimon Peres de çünkü mesaj gönderdi. Netanyahu'nun gelen uçağın içine girip pilotların elini sıkması, bunlar son derece aşırı ve son derece mesaj dolu jestler. Halk ne diyor? En önemlisi o. Şöyle bir basit bir gösterge ifade edeyim. İsrailli dostlarım, ben 20 senedir İsrail'deyim. Herkes benim Türk olduğumu biliyor. Benim telefonlarım sabahtan beri susmadı. Herkes benim nezdinde Erdoğan'ı takdir ettiklerini ve tebrik ettiklerini söylüyorlar. Tabii ki bu aradaki kanlı bıçaklı durum nasıl düzelir, ne şekilde düzelir, kimse buna değinmiyor. Ama herkes bu şerden bir hayır çıkabileceğinin altını çiziyor. Peki Rafael, orada ümit ışıkları var mı? İleriye doğru özellikle bu son komisyon çalışması bitmek üzere. Galiba bir formül bulunacak. Sen de hissediyor musun bunu? Kesinlikle hemfikirim. En azından bu bir türlü kırılamayan şeytanın bacağı bu yangınla kırılmış oldu. Netanyahu'yla Erdoğan şimdiye kadar konuşmamışlardı bile. Bu vesile oldu ve bundan sonra bunun gerisi gelir diye düşünüyorum. Ve bana göre bu sonucun en büyük mimarları Sayın Müsteşar Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Büyükelçisi Gabi Levi, onlara en doğru puanı vermek gerekir bu işte. Çok tabii çok teşekkürler Rafael. Kabulü çok de, takdire şayandır. Çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, buna doğrusu iletişim sanatı denir. Bir halkın gönlünü almanın yolu budur. Başbakan İsrail'in bam teline bastı. Zamanını çok iyi seçilmiş, çok doğru bir adım attı. Erdoğan herkese, özellikle de dünyaya, İsrail hükümetiyle Türkiye arasında anlaşmazlık olabilir. Ancak İsrail, Türkiye, İsrail halkının düşmanı değildir mesajını verdi. Üstelik bunu siyasi tutumunu değiştirmeden yaptı. Karşılığında gördü. Şimon Peres'den mesaj geldi. Netanyahu'nun uçağın içine girip pilotların elini sıkması aslında Erdoğan'a bir mesajdır. Gel el sıkışalım mesajıdır. İlişkilerin normale dönmesi için ilk adım atılmıştır. Şimdi gerisi beklenmeli. Seçimler sonrasında önemli değişiklikler gelebilir tabii. Duymuyorlar, konuşamıyorlar.